Sevgili takipçilerim, öncelikle hepinize merhabalar. Bugünkü videomda gömme rezervuar çatlağı nasıl anlaşılır onu sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu rezervuar çatlak serüveni nasıl başlıyor ondan başlamak istiyorum. Alt komşunuz şikayete geliyor. Komşu diyor sizin banyodan benim banyoya su kaçırıyor. Bir tesisatçı çağırıyorsunuz. Noktasal su kaçağı tespiti yaptırıyorsunuz. Tesisatını test ettiriyorsunuz. Her şey sağlam. Ve gelen usta şüpheli olarak gömme rezervuarınızı gösterdi. Burada rezervuarım gerçekten çatlak mı ya da başka bir problem mi var? Nasıl anlarız? Ondan bahsetmek istiyorum. Bu şu anda önümde bir tane çatlak gömme rezervuar var arkadaşlar. Ben bunun tespitini yaptığım şekli sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle haznemizin içerisine su dolduracağız. Ve daha sonra su doldurduğumuz noktayı şu şekilde bir kalemle işaret koyacağız. Ve daha sonra hazne içerisinde bulunan şuradaki vanayı kapatacağız. Şu vanayı. Ve son olarak da klozetimizin içerisinde su kaçırmaması gerekiyor. Onu kontrol ettikten sonra vanamızı kapatıyoruz ve beklemeye koyuyoruz. Eğer ki doldurmuş olduğunuz su koymuş olduğunuz çizginin altına iniyorsa muhtemelen hazneniz çatlaktır. Bu dediğim gibi çatlak bir hazne. Sağında solunda böyle gözden, elden, içeriden ben kamerayı tutup bakayım şekilde kesinlikle bunun çatlağını tespit edemezsiniz. Baktığınız zaman yüzeyinde önünde, arkasında çatlak diyebileceğiniz herhangi bir nokta yok. Bunu dediğim gibi ancak su doldurarak çatlak yeri belli olur. Şimdi hazne içerisinde su dolduracağım ve çatlak yeri sizinle paylaşacağım. Çatlak yeri gördükten sonra diyeceksiniz, aa gerçekten bu kadar küçük yerden su kaçırırım diye. Şimdi hazne içerisinde su dolduracağım arkadaşlar. Dediğim gibi şurasından su kaçırmaması gerekiyor. Bu klozetimize gelen uç. Haznemiz şu anda su doluyor. Evet, dediğim gibi klozetin içerisinde su gelmemesi gerekiyor. Bizim burası klozet çıkışımız. Boşaltmamız su kaçırmıyor. Biraz su dolsun. Su dolduktan sonra çatlak yeri size göstereceğim. Dediğim gibi bu tür çatlakları hazne içerisinden el muayenesiyle ya da kamera içerisinde tutayım da ben çatlağın yerini belki görürüm. Mümkün değil, bulamazsınız. Haznemiz bir miktar su doldu. Bunu komple doldurmama gerek yok. Zaten çatlak yerden kaçırmaya başladı. Ben buradan görüyorum. Şimdi hortumu kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz yaklaşmak istiyorum. Bakın. Şuradaki şeyi görüyor musunuz? Buradan damlamaya başladı. Şuradaki küçük kılcal yerden, yani böyle elden çatlak olup olmadığı bile hissedilmeyen yerden gördüğünüz gibi su kaçırmaya başladı. Bakın. Çatlağımız haznemizin arka kısmında arkadaşlar. Ve böyle bir çatlaktan içeriden bir şey süreyim, silikon yapıştırayım şeklinde onaramazsınız. Zaten dediğim gibi bunun tespitini elle, kamerayla içeriden görmeniz mümkün değil. Söktükten sonra ben bile bunu hani Allah Allah bu neresi çatlak diye şüpheye düştüm. İçine su doldurduktan sonra ancak anlayabildim ki buradan su kaçırıyor. Eğer haznemiz çatlaksa ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada iki seçeneğimiz var. Bir, ya ben evimin dekorunu bozmak istemiyorum. Gene klozetim, rezervuarım, gömme olsun istiyorsanız duvarı kırdırıp bu duvar içerisindeki hazneyi değiştirmeniz gerekiyor. Arkadaş ben hiçbir yeri kırdırmak istemiyorum derseniz de sağ üst köşede çıkan bildirimde yapmış olduğumuz işlemi yaptırarak hiçbir yeri kırmadan yeni bir klozete sahip olabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.